10 numara Madam Marta Koyu Burgazada. İstanbul'un en sevilen kamp alanlarından birisidir. Fakat son zamanlarda kampçıların bu bölgede rahat bırakılmadığı yönünde haberler vardır. Bölge halkının yarattığı iddia edilen kötü sinerji, her ne kadar kararsız kalsa da bizleri, Madam Marta Koyu tercih edilebilir bir kamp alanıdır. Gündüzleri kalabalık, akşam saatlerinde sakindir. Yürüyüşler yapabilir, güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer emniyet mensupları yanınıza gelip kimlik kontrolü yapmak isterse, ılımlı yaklaşın ve rahatsız edici konuşmalardan kaçının. Dokuz numara Şile Saklıgöl Karamandere. Mesire alanı olan Saklıgöl, Darlık Barajı'na çok yakın bir bölgededir. Oldukça kalabalık olan Saklıgöl'de rahat bir kamp düşünmeyin. Eğer daha sakin bir gün geçirmek istiyorsanız, göl bölgesinden uzaklaşmanız gerekiyor. Günübirlikçilerin çok fazla tercih ettiği bu yerde işletmeler, kafeler, restoranlar bulabilirsiniz. Bölgede market yok. Eğer trekking gibi doğa yürüyüşleri düşünüyorsanız rotanızı Darlık Barajı tarafına çevirebilirsiniz. Sekiz numara Belgrad Ormanları Sarıyer. Bölgede yasa gereği kamp yapmak yasaktır. Kesinlikle ateş yakmamalısınız. Burada kamp atacaksanız ormanın derinliklerine süzülmeli, sessiz olmalı ve çok fazla dikkat çekmemelisiniz. Çevreye vereceğiniz en ufak bir hasarda güvenlik görevlileri gördüğü takdirde ciddi para cezaları alabilirsiniz. Sessiz, temiz, çevreye duyarlı bir kamp yapabilirsiniz. İstanbul'un merkezinde bulunduğundan ulaşım konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Belgrad Ormanları, trekking ve fotoğraf çalışmaları için oldukça uygun bir yerdir. 7 numara Kilyos Kumköy Kamp Alanı. Kilyos, denizi ve muhteşem doğası ile İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. İstanbul kamp yerleri ve İstanbul festivalleri açısından sıkça tercih edilen yer Kilyos, hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler için ideal bir bölgedir. İlçe merkezine yakın olduğundan ulaşımı son derece kolaydır. Bölgede ücretsiz kamp atabilir ya da ücretli tesislerde kampınızı yapabilirsiniz. Çevrede geniş ölçüde market gibi işletmeler olduğundan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 6 numara Çekmeköy Ömerli Barajı. Ömerli Barajı İstanbul kamp yerleri arasında oldukça sevilen bir bölgedir. Burada gerçekleştireceğiniz kamp etkinliğiniz sırasında balık tutabilir, orman yürüyüşleri yapabilirsiniz. Alana aracınız ile kolaylıkla ulaşıp daha sığ bölgelerde sessiz bir kamp etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bölgeye yaya gittiyseniz biraz yürümeniz gerekebilir. Ömerli Barajı etrafında çadır kurulacak bölgeler vardır. Ayrıca trekking yapabileceğiniz Ömerli Barajı'nda kamp ateşinizde gönül rahatlığıyla yakabilirsiniz. 5 numara Silivri Danamandıra Tabiat Parkı. Danamandıra Tabiat Parkı İstanbul Silivri ilçesinde Danamandıra beldesinde bulunmaktadır. Doğal bir gölün çevresinde bulunan Danamandıra Tabiat Parkı, Esenyurt Belediyesi tarafından
49 yıllığına Orman Bakanlığı'ndan kiralanmıştır. Ücretsiz kamp alanının yanı sıra ücretli kamp alanları da bulunan bölgede tuvalet imkanı vardır. Ayrıca Danamandıra Tabiat Parkı'nda seyir terasları, mesire alanları ve kamp alanları vardır. Danamandıra Tabiat Parkı'nda her yerde kamp ateşi yakamazsınız. Kamp ateşleri yakabileceğiniz belirlenmiş noktalar vardır. 4 numara Şile Darlık Barajı. Darlık Barajı İstanbul'un en büyük barajlarından birisidir. Şile Ömerli arasında bir konumda bulunan Darlık Barajı İstanbul kamp alanları arasında en az bilinen yerlerden birisidir. Yol boyunca harika fotoğraflar çekebilir, kamp ateşi yakabilirsiniz. İlçe merkezine yakın olan Darlık Barajı'nda balık tutabilirsiniz. Eğer günübirlikçiler ile denk gelmezseniz doğanın keyfini fazlasıyla çıkartabilirsiniz. Üç numara Polonezköy Tabiat Ormanı Beykoz. Polonezköy kamp alanı Beykoz ilçesi içerisinde yer almaktadır. İstanbul kamp alanları arayanlar için oldukça ideal ve tercih edilen bir bölgedir. Hafta sonu ve özellikle bahar aylarında rağbet yüksek olacağından zamanınız var ise hafta içi gitmenizi öneriyorum. Ücretsiz kamp alanlarının yanı sıra ücretli alanlar da vardır. İlçe merkezine oldukça yakındır. Toplu taşıma ile buraya kolayca ulaşabilirsiniz. ATV turları yapabilir, trekking ile harika bir doğa yürüyüşü gerçekleştirebilirsiniz. Bölgede market gibi işletmeler vardır. Polonezköy'ün dezavantajı piknikçiler tarafından fazlasıyla rağbet görünüyor olmasıdır. Bu yüzden önerim merkezden olabildiğince uzaklaşmanızdır. İki numara Ava Kilimli Koyu. Kilimli Koyu orman ve denizin birleşme noktasında gökyüzüne yakın harika bir manzarası bulunmaktadır. Kamp ateşinizi yakabilir, trekking parkurunda doğa yürüyüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Ava merkeze yakın bir yerde olduğundan ulaşım zorluğu düşüktür. Kilimli Koyu çok fazla kalabalık olmayan harika bir kamp alanıdır. Bir numara Şile Hacıllı Köyü Hacıllı Şelalesi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sessizliği doyasıya yaşayacağımız muhteşem bir doğal yaşam alanıdır. Buz gibi akan suyun altında duşunuzu alabilir, orman içerisinde trekking faaliyetleri yapabilirsiniz. Yaz aylarında serin, kış aylarında soğuktur. İlk defa kamp atmak isteyenler ve aile için son derece uygundur. Özellikle 2018 sonrası popülerleşen Hacıllı Şelalesi dere kenarı kamp alanıdır. Toplu taşıma ile ulaşım olmadığından Hacıllı Köyü'ne otostop ya da kendi aracınızla gitmeniz gerekiyor. Bölgede işletme yoktur.